Merhaba, bu videoda SolidEdge ST6 için 45 günlük deneme sürümünün nasıl indirileceğini göreceğiz. Önce Internet Explorer'a giriyorum. Ve SolidEdge diye Google'a aratıp Siemens PLM Software'in SolidEdge sayfasına ulaşıyorum. Açılan sayfada Try butonuna tıklıyorum. Ve buradan Get started with SolidEdge and design better now butonuna tıklıyorum. SolidEdge ST6'yı Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlara kurabilirsiniz yalnızca. Ve minimum sistem gereksinimleri için buradaki Visit System Requirements Page for Details sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Açtığınızda karşınıza yeni bir sayfa açılacaktır. Vista'da XP'de ST6 versiyonunu, SolidEdge ST6 versiyonunu çalıştıramayacağınızı belirten yazıları göreceksiniz ve burada da minimum sistem konfigürasyonları ve önerilen sistem konfigürasyonlarını göreceksiniz. Tekrar aynı sayfadaki Get started with SolidEdge and design better now butona tıklıyorum ve 45 günlük demo sürümünün sayfası açılıyor. Buradan şirket olarak 45 günlük indirme yapmak istiyorsanız şirket adına company kısmını, kişisel olarak indirmek istiyorsanız individual ve öğrenci iseniz 1 yıllık demo sürümü için, daha doğrusu öğrenci sürümü için student demeniz yeterli. Buradaki company isim, soy isim gibi bilgileri eksiksiz bir şekilde, doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri girerken İngilizce karakter kullanmanız lazım sadece. Türkçe karakter kesinlikle kullanmamalısınız. Aksi halde girişiniz başarılı olmayacaktır. Bu bilgileri girdikten sonra buradaki kepçeyi girerek, resimdeki gördüğünüz rakamları doğru bir şekilde girerek Next butonuna tıklamanız ikinci adım için yeterli olacaktır. Ben şimdi bu bilgileri doldurup ikinci sayfaya gireceğim. Bilgileri doldurdum. Next butonuna tıklıyorum. İkinci bölümde sizin Amerika dışından indirdiğinizi an ticari bir firma mı yoksa askeri bir firma mı olduğunuzu, Amerika'nın hükümetini boykot eden herhangi bir şiddet eyleminde bulunan bir firma mı olup olmadığınızı, nükleer enerji ile ilgili üretim yapılıp yapılmadığını, roket sistemleri ile ilgili üretimlerin yapılıp yapılmadığını ve kimyasal biyolojik silahlarla ilgili üretimin yapılıp yapılmadığını sorar. Buraya sadece solidece denemek istediğinizi belirtip Next'e geçebilirsiniz. Boş geçemezsiniz buraları. Buraya geldiğinizde ise 45 günlük premium lisansınızın hazırlanacağını ve aşağıdaki şartları kabul edeceğinizi belirtmeniz lazım. İngilizce dilini seçiyorum ve şu listeyi şuradaki anlaşmaya aşağı doğru çektiğim zaman bu butonlar aktif oluyor ve şunların ikisini de işaretleyip submit demeniz yeterli. Siemens tarafından mail adresimizi bir aktivasyon kodu ve Dovlant linki gönderilecek. Bu Dovlant linkini tıkladığınızda, ki bu link bir hafta boyunca geçerli olacak, 32 bit mi, 64 bit mi ve İngilizce, Almanca gibi dilleri seçebilirsiniz. İngilizce deyip buradan hangi versiyonu kullanıyorsanız onu tıklamanız yeterli. Buradan 32 bit'i tıklıyorum ve bu masa üstüne doğru bu dosyayı kaydet diyorum. İndirmeye başladı. Bu indirme bittikten sonra kurulama başlayabiliriz. Dosyamız indi. Buna sağ klik Run as Administrator diyorum. Ve bu dosyayı çıkartmaya başlıyor.
Çıkartma işlemi bittiğinde şöyle bir sayfa açılacak ve SolidEdge yazısına tıklayıp run deyip çalıştırıyorum. Bu işlemi yapmadan önce mutlaka kullanıcı hesabı denetim ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için Windows 7'de UAC diyerek kullanıcı hesabı denetim ayarlarının burada kapalı olduğunu görüyoruz. Kapalı değilse mutlaka buraya getirip Never Notify deyip OK dediğinizde işlem başarıyla sonuçlanmış olması lazım. Gerekirse bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrardan bu işleme devam etmeniz gerekir. Buradan Install butonuna tıklayarak ikinci adıma geçiyorum. Kurulum işlemi sonlanmak üzere. Kurulum işlemi bitti. Finish diyerek sonlandırıyoruz. Şimdi SolidEdge'i çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ilk açılışta şöyle bir hata verecektir. Bu hatanın nedeni bizim aktivasyon kodumuzu henüz girmemiş olmamızdır. I have a aktivasyon kod deyip şuraya bir isim verip buraya mail adresimize gelen aktivasyon kodunu yapıştırıyoruz. Yapıştır dediğimde onay verip işlemi sonlandırıyoruz. SolidEdge'i çalıştırdığımızda herhangi bir problem olmadan çalışıyor. Şimdi 45 gün boyunca SolidEdge'i ücretsizce full versiyon olarak kullanabiliriz. İlk açılışta şöyle bir uyarı verir. Ribbon barın ayarlanması ile ilgili OK deyip ana açılış ekranı gelmeden önce şöyle bir arayüzde bize hangi kullanıcı arayüzünü kullanmak istediğimizi sorar. Some Assistance derseniz burada özellikle SolidWorks kullanıcılarına yönelik çalışma arayüzü gerçekleştirilir. İşte sol taraftaki menüler, sağ tarafta diğer menüler olmak üzere. Maksimum asistans derseniz her butona tıkladığınızda, her komuta girdiğinizde uyarılar, yardım menüleri karşınıza çıkacaktır. Maksimum workspace derseniz burada özellikle SolidEdge kullanıcıları için önerilir. SolidEdge'in default ayarlarıyla gelmesi için de balansı seçebilirsiniz. Ben buradan maksimumu seçip OK deyip geçiyorum. SolidEdge'in ana açılış ekranı şu şekildedir. IsoPart kısmına tıklarsanız senkron modelleme ortamında tasarımınız başlayacaktır. Şöyle bir arayüzde tasarıma başlarsınız. Herhangi bir düzleme F3 ile kilitledim ve programın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için şöyle bir dikdörtgen çizip ESC ile çıkıp bölgeyi seçip katı model haline getiriyorum ve tasarıma başlamış oldum. Evet. SolidEdge'in 45 günlük deneme sürümü bu şekilde aktif edilir ve kullanılabilir.